Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Yani e, Kayseri'de iki gündür, üç gündür bir güneşli diyordu, bir yağmurlu diyordu, bir kar yağışlı diyordu. İnanılmaz bir kar yağıyor maşallah. Yani e, demem o ki insanların işine pek fazla güvenmeyin. Allah neyi emrederse, neye izin verirse o oluyor. Bir kez daha görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de e, gidecek kısmını konuştuk ama bir haberi eklemeyi unuttum. Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu diye bir haber vardı. Aslında ben bu haberi geçiştirecektim ama burada çok kısa bir şekilde söyleyeyim. İşte Mesut'un sezon sonunda takımlar ayrılacağı konuşuluyor. Yeni adresi merakla bekleniliyor. İşte yeni şey rotası diye haber yapmışlar. Şimdi menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü yeni takım arama çalışmalarına başlamış. Tabi yıllık ücreti fazla diye zor geliyor diyor şey bulması takılması. Yok. 3 milyon euroyu duyan herkes atılıyordur. Yani oradan 3 alıyorsa bizden neden almasın diye. Amerika Beşik Devletleri'ne çevirdi diyor. Major Ligi, MLS, Los Angeles Galaxy, Inter Miami Mesut transfer etmek istiyor demiş. Bakalım ne olacak ama şu bir gerçek. Aslı olan Fenerbahçe ise inşallah iyi bir bonservis ücreti getirir. Öyle bedava falan gitmez. Çünkü Aslı olan Fenerbahçe diyorsan bir şeyler yapman lazım. <laughs> Volkan Demir çok fazla haberlerini okumam, çok fazla şey yapmam ama çok güzel bir noktaya değinmiş. Çok büyük bir sürpriz olmasa Mesut'un Fenerbahçe kariyeri noktalandı. O değil. Sezon sonu güzel şekilde karşılıklı konuşularak yollar ayrılacak. O da değil. Diyor ki Alanya Spor ve Konya Spor maçlarında tam olarak hazır olmamasına rağmen taraftar Arda Arda diye bağırırken İsmail Kartal Mesut Özil'i ilk 11'de başlattı. Değil mi? Alanya ve Konya Spor. bakın internette var. Buna rağmen karşı taraftan tepki gördü. E kendiniz İsmail Kartal'ın yerine koyun ne yaparsınız demiş. Töbe bir dakika bile forma vermem. Özür dedilese ayaklarıma da kapansa ben yaptım sen yapma desede ben affetmem açık söyleyeyim. İnşallah İsmail Kartal da affetmez ki öyle duruyor. Napoli Juan Jesus'un sözleşmesini 2024'e kadar uzatacakmış. Şu anda yani yerle yeksan durumdayız. Göz her transfer döneminde bir Jorge Jesus yok. Juan Jesus. Jorge Jesus teknik direktör. Onu diğer kısımda konuşuyoruz. Bir Juan Jesus arar. Bir ben Arfa arar. 30 yaşına gelmiş bu arada Jorge Jesus. Fenerbahçe'mizin deneyimli stoperi. <laughs> 24 maça çıkmış bir golü var. 1476 dakika. O yüzden peşin peşin duyumcu arkadaşlarıma, duyumcu meslektaşlarıma söyleyeyim. <laughs> Beklemeyin. Ee, böyle bir durum var arkadaşlar. Fenerbahçe İsmail'i İsmail'a yok İsmail İstanbul'a çağırdı. Konuşurken gerçeğini unutabiliyorsun bazen. Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe Şaktarlı İsmaili'yi gündemine aldı. İsmaili'yi, Kolibali'yi gündemini almış. Brezilya Yıldız'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sezon başından bu yana yaşadığı sol bek sıkıntısını yeni sezon öncesi çözmek isteyen Fenerbahçe'den flash bir hamle geldi. Sarı Cibetler, Şaktar Donetsk forması giyen İsmail Igonçal Dos Santos için harekete geçti. İyi 4 futbolcu birden alıyoruz demeyeceksiniz herhalde. 2013 yılından bu yana Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı Yıldız yaşanan son gelişmelerden takımdan ayrılmaya karar verdi. Şu anda Romanya'daymış. 32 yaşındaki futbolcunun e şu anda Shakhtar Donetsk ile beraber Romanya'da olduğu önümüzdeki günlerde menajerle birlikte Türkiye'ye geleceği duyurulmuş. Eğer anlaşma sağlanırsa İsmail'i önümüzdeki sezondan başlayacak sözleşme imzalanacakmış. Yo anlaşma sağlanırsa şimdiden gelsin. Çünkü Ukrayna'daki yabancılar boşa çıkabiliyor. Geçen ben bunu yazdım. Bir arkadaş şey demiş. Ukrayna'daki yabancılar boşa çıkabiliyor ama doybuk çıkamıyor. Hoca demiş senin ne konuştuğun haberin var mı? Ben hani şaka yapıyor zannettim. Gerçekten arkadaşımız şaka yapıyor zannettim ama ciddiymiş. Şimdi Ukrayna'da yaşayan yabancılar serbest kalabilir cümlesinden ne anlıyorsunuz? Ukrayna'da oynayan Ukraynalı olmayan kişiler. Yani oradaki Ukraynalı olmayan kişiler yabancı. Arkadaş da diyor ki doybuk yabancı Türk değil. <laughs> <laughs> Yaar. Ya <laughs> hani diyor yabancılar serbest kalabiliyor diyorsun. Diye de doyubuk kalmıyor diyorsun. Hoca senin aklından aran iyi mi diyor? Bir de öğretmen olacaksın. <laughs> Ulan var ya. Yani şakaysa komik, değilse daha komik. <laughs> şakaysa komik, değilse daha komik. Ee, bu arkadaşımız da Brezilyalı. Yani Ukrayna'ya göre de yabancı, Türkiye'ye göre de yabancı. Yani şu andan itibaren alabilirsin, Nisan'da da kadrona katabilirsin, onu söyleyeyim. Sözleşme fesi yakında demiş. Hücuma çıkmayı çok seviyormuş. Bu sezon 21 maçta forma giymiş. 5 asist yapan, ben 5 asist kupa maçlarında o zaman ligde değil, hani karışık. 21 maç 1313 dakika 5 asist. 5 ee, asist yaptı. 8 yılda Shakhtar'la 228 maça çıkıp 16 gol 42 asist yapmış diyor. Form hücuma çıkmayı çok seviyor. Yüksek tekniği çabukluğuyla ön plana çıkıyor. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi var ama FIFA Noyfa'nın aldığı kararla sözleşmesini feshetmesi bekleniliyor. Transfer marka piyasa değeri 3,5 milyon euro demiş. Ağlayanın malı gülene fayda etmez. İkincisi ya ben 30 yaşın üstünde Fenerbahçe'ye gelecek futbolculardan şüpheliyim ya. Gerçekten bak. Ha çok çok cüzi bir rakam olur. Şimdiden gelir. Zaten şimdiden sol açık. Sol bek sıkıntımız var. Gelir oynar. işe yarar. Lafım yok ama ben e, bu duyumun gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Ha Lukas vardı. Ayrton Lukas. Getiriyordunuz. Hayırlı olsuncular vardı. Spartak Mustafa'nın sol beki. Ayrton Lukas. Temas kurulduydu. Gündeme alındıydı. Ligdeki son Novgorod maçında sakatlanmasının ardından sarı lacivertliler defteri kapatmış. Cık cık. Kapatmışız defteri. Yani Ayrton Lukas'ı gündemimize almışız. Menajerle temas konuşuyor ama kapatmışız defteri. Vah, vah Yani duyumlar yalan değilmiş ama defteri kapatmışız. Fenerbahçe ilk kap bildirimini yaptığı Jorginho resmen Fenerbahçe'de. Artık buna da herhalde itiraz etmezsiniz. Hani kap demezsiniz. Yani ilk kap geldi. Hayırlı olsun. Değil mi? Bize de hayırlı olsun demek istiyor. Fenerbahçe Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen Jin Ho Jo lisansını çıkarıldığını açıkladı. Güney Kore'nin Jum Jion, Jumbuk takımından kulüpten yapılan resmi açıklamayı konuşalım. Boş verin onu bunu şunu. iki saat uğraşmayalım. Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin Ho Jo Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak akademimize katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansa çıkarılan oyuncumuz 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 takımımızın formasını giyebilecek futbol takımımızın ikinci Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor. Başarılar diliyoruz. Şimdi akademi ifadesini gördüğünüz zaman genç takımlara alındığını anlıyorsunuz. Ama tam olarak böyle değil. Yani tam olarak genç takımlara alınmıyorlar. A takımda oynatılmak fikriyle, yani A takıma yükselecek fikriyle, A takımda oynatılır düşüncesiyle transfer ediliyor. Bu arada 17 yaş ifadesi geçti mi bilmiyorum. Tam hatırlamadım ama 10 Temmuz 2003 doğumlu 18 yaşında oluyor. Allah Allah. Allah Allah. Sözleşme süresi de yazmıyor ama takıma katılma 4 Mart 2022 diyor. Evet doğru. Takıma katılma 4 Mart 2022. O tarihten bu yana oynuyor. 6-8-10 e, buralarda oynayabiliyor. Kore liginde o genç U18 liginde 7 maçta bir golü vardı. 436 dakikada. Bakalım Türkiye'de ne yapacak? Bir açıdan da iyi oldu. Ama e, inşallah Fenerbahçe'ye faydalı bir kardeşimiz olur arkadaşlar çünkü Fenerbahçe'nin yani akademi bu arada Fenerbahçe'nin yapılan açıklama 2003 doğumlu diye bahsetmiş. 17 yaşında dememiş arkadaşlar. Onu kesin olarak söyleyelim. Yani akademi gelişiyor bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao için yarışıyor. Eğer Beşiktaş ve Fenerbahçe bir transferde yarışıyorsa hayırlı olsun Fenerbahçe'mize. Yani Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başarılı oyuncusu. Vitao'yu transfer etmek isteyen kulüpler arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'de girdi. Ee, Shakhtar Donetsk'in stoperi Vitao'yu isteyen kulüpler. TFF aldığı karar FIFA, Rusya, yabancı futbolcular 7 Nisan Türkiye'ye gelebilecek, oynayabilecek. Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao ile Sport Uğan'ın yaptığı habere göre Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta ilgileniyor. Süper Lig ekipleriyle beraber Andelek, Rangers, Paok'un da defans oyuncusu için girişimlerde bulunduğu ifade edilmiş. 2019 yılında Palmeri yaştan Şaktar Dönesk'e transfer olan Vita ile 2024'e kadar sözleşmesi varmış. Şimdi 22 yaşındaysa bakın hiç bakmıyorum. Şaktar öyle boşa kurşun sıkmaz. Muhtemelen yetenekli bir çocuk. Yani herhalde bonservis ücreti falan da İyidir diye düşünüyorum. Girdim 3 milyon euro. Vallahi bedava. Ha 4 milyon euroya almışlar. Tamam. 2019'da 4'e almışlar. Ben 6-7 falandır diye bekliyordum. 15 maç oynamış. Şampiyonlar Ligi elemesinde, Ukrayna Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika oynamış. 1091 dakika. Özelliğine bakalım. 1.85 boyunda. Ön libero'dan devşirme. Tekniktir muhtemelen Brezilyalı olduğuna göre. Yani hiç bakmadan yorum yapıyoruz ama muhtemelen hızı da vardır. 1.85 olduğuna göre havadan değil de yerden iyidir. Hani müdahaleleri serttir diye düşünüyorum. Yani bir bilgi yok arkadaşlar. Benim duyum bankamda bir bilgi yok. Hayırlısı olsun. Bana gelen bir duyum yok. Hayırlısı olsun. Ben bunu söyleyeyim. Şimdi ee, Jorginho ile ilgili bir şey söyleyeyim. İlk etapta U19'a çıkacak. Arkadaşlar aslına bakarsanız çok da iyi bir transfer olmuyor mu böyle? U19'a çıkıyor. İzliyorsun. Mesela Emir Ortakaya. Birçoğunuzda soru işareti vardı. Ya arkadaş yani Barış Alıcı'yı verdin karşılığında aldın da yani Emir Ortakaya değer mi diyordunuz? İzleyen arkadaşlarım ne diyor biliyor musunuz? Hocam biz salak mıyız diyor. Biz gerizekalı mıyız? Diyor. Biz niye stoper arıyoruz diyor. Biz niye stoper arıyoruz diyor. Biz bulmuşuz stoperimizi diyor. 17-18 hocam biz stoperimizi bulmuşuz diyor. Bak Emir Ortakaya biliyor musun Sol ayaklı. Sol ayaklı. Sol stoper. Sol ayaklı arkadaşlar. Sol ayaklı sol stoper. Sol bekle de oynayabiliyor. Yani barış alıcıya karşılık alındı. Ben Emir Ortakaya'yı ciddi takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Bu sezon Bundesliga'da Köln formasıyla 25 maça çıkıp 2 gol, 1 asist yapan Salih Özcan. Amirli takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edilmiş. Şimdi internete girdim. Salih Özcan yazdım. Salih Özcan. Boşluk bıraktım. Fenerbahçe yazdım. Arattırdım. Salih Özcan abi, milli takımı seçti. Fenerbahçe Beşiktaş çok pişman. Almanya'yı sallıyor. Tabii 29 Kasım 2021'in haberi. E, 2021'de Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de radarına girmiş. Allah Allah. Yani bu Salih Özcan Bilmiyorum ya bu Salih Özcan'ın bana niye şey geliyor? Böyle Fenerbahçe'yle bir bağlantısı var gibi geliyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, geçen sene sezon sonunda sözleşmesi bitecekti. Yani geçen sene Fenerbahçe de bu çocuğu gündemine almıştı. Geçen sene sözleşmesi bitecekti ama Fenerbahçe gündemine almıştı. Olmamıştı diyelim. Ya da bir başka bahara kalmıştı. Bu sene 24 yaşında. 11 Ocak 98 doğumlu. <laughs> İyi de bir kardeşimiz. Abdestinde namazında bir kardeşimiz. Orta sahada 6-8-10 oynayabiliyor. Yani şu an için çift yönlü orta saha diyelim. Bu sezon 28 maçta 2 gol 1 asisti var 2045 dakikada. Yani Türk milli takımı da seçmiş. Şimdi hayal ediyorum Crespo, Salih Özcan orta sahası nasıl olur diye. Beni tatmin ediyor açıkçası. Sizi bilemem. Ama içimden bir ses. Salih Özcan, yani Fenerbahçe, yani içimden bir ses diyor. Neyse Beşiktaş'ın şu Vitao'yu konuştuk. Bu arada Vitao'yla ilgili bir kez daha söylemem, Benim Bilgi bankamda, duyum bankamda bir şey yok. Yalan olma ihtimali yüksek. Carlos Tevez, yine bir Twitter sayfasında gördüm duyum olarak. Fenerbahçe'ye Carlos Tevez önerildi bir yıllık maaş yok, imza parası yok, asgari ücret orta, bir de şey sınırsız akbil. Yani sadece maç başı alacak şekilde Fenerbahçe'ye önerilmiş. Fenerbahçe kabul etmemiş, ilgilenmiyoruz demiş. 600 bin euroya kadar düşmüş değeri 38 yaşında. Önemli değil o. 6 milyon euro, şey 600 bin euro önemli değil. Forvet, forvet arkası performans verileri önemli. Detaylı performans verileri. 38 yaşında. Hocam olsun 38 iyidir. Valla herhalde oyuncu bu sene hiç oynamadı. Geçen sezona bakıyorum. Yani bu sene oynamayan futbolcu. Geçen sezona bakıyorum. 17 maçta 4 gol 3 asisti var. 1389 dakika. Tam Alanya Spor'un topçusu. Getirir. İşe yarar. Sonra Beşiktaş transfer eder. Sonra orada çöpe dönüşür. Yani geçiniz arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. Bu ve bunun gibi kaç tane futbolcu öneriliyor kulübe aklınız durur. Aklınız durur. Çünkü Fenerbahçe e, hani sadece Fenerbahçe değil birçok e, şeyi ne derler onun adına birçok Avrupa e, futbolcusu biliyor ki Fenerbahçe biz böyle tutacaklar sıvıyacak yani soyacaklar Fenerbahçe'yi. Yıllık ücret babında iyi bir takım. Taraftar kitlesi malum vesaire vesaire. Ama hani bizim karnımız tok. Bunlar olmaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Genel olarak toparla derseniz şunu söyleyeyim. İsmail ile ilgili bir bilgim yok. Juan Jesus gelmeyecek. Lucas zaten gelmeyecekti. Jorginho hayırlı olsun. Vita ile ilgili bir duyumum yok. Ben Emir Ortakaya'ya odaklanın diyorum. Salih Özcan'la ilgili de hani Bakın bakalım ya sosyal medyaya bakın bakalım. Hesaplarına bakın bakalım. Ne bileyim yakında türeller işte. Salih Özcan'ın yazdıktan komşusuyuz biz. Bizimle konuştu. Fenerbahçe ile görüşüyormuş. 3-3,5 milyon euro bandına hayırlı olsun diyorlar. Falan duyarsınız yakında. Hocam iyi de Mesut Özil gitti. Mesut gitmişken Salih Özcan gelir mi ya? Allah'ını seversen. Yeni Mesut olmaya gelir. Niye gelmesin? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.